PKK muhalif olmaya mahkum. Kur'an hükmüne göre, Allah'ın kanunlarına göre, yani ilahi kanunlara göre, Allah'ın kanunlarına göre mahkumdur. Şeytan Allah'a sınırım, Allah'a inkar edenleri, inkar edenleri, PKK inkarcı mı inkarcı? Küfür. Yani tağut, deccaliyet. Allah inkar edenleri kin ve öfke dediği de geri çevirdi diyor Allah. Bunlar kinli mi? Kinli. Öfkeli mi? Öfkeli. Ama Allah geri çevirdi diyor. Bak geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra varamadılar. Allah başarılı olamayacaklar diyor. İnşallah. Savaşta, mücadelede Allah yardımcı ve zafer nasip edici olarak müminlere yetti. Demek ki Türk ordusu galip gelecek. İnşallah. Allah çok güçlüdür, üstün ve galip olandır. Bu ayete göre açık. O kadar çok öyle ayet var ki, müminlerin daima galip geleceğine dair, inananların. Küfrünü hüsrana uğrayacağına dair. Husr, husr. Hüsran yani. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyordu hocam, konumuş şeytan Allah'a sanırım. Allah müminlerin aleyhine kafirlere asla yol vermez. İşte bu ayete göre de PKK'nın galip olması imkansız. Yani mutlaka mağlup olur. Mesela bak, Tövbe suresi 107. PKK ne yapmak istiyor? Zarar vermek istiyor değil mi? Bak ayet diyor zarar vermek. İki, inkarı pekiştirmek. Bunlar inkarı pekiştiriyor. Darwinist materyalistler, evet. Stalinistler propaganda yapıp gençleri, insanları imandan soğutmaya çalışıyorlar. Allah inancına karşı mücadele veriyorlar. Müminlerin arasını ayırmak. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Evet. Kürt kardeşlerimizden bizim aramızı ayırmak istiyorlar. Bak müminlerin arasını ayırmak. Ve daha önce Allah ve elçisine karşı savaşanı gözlemek. Mesela Amerika'yı gözlüyorlar. Türkiye karşı savaşsın diye. İçin mescid edilenler yani orada toplananlar. Orada harekat yapmaya çalışanlar. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya. Bunlara da sorduğunda biz barış, kardeşlik, iyilik, güzellik, huzur istiyoruz. Başka istediğimiz bir şey yok diyorlar. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir diyor Cenab-ı Allah. Bak tam PKK'ya bakan bir ayet.